Merhabalar. Bazı derslerde müfredattan Atatürk'ün hayatı kaldırıldı. Bunun nedenini merak ediyoruz. Neden acaba? Hayret, ne kadar güzel ya. Maşallah. Canımın içi, sen çok güzelsin. Allah sana uzun ömür versin. Sana hidayet versin. Cennette mutlaka ve mutlaka seni ben görmem lazım. Sen benim kuzumsun, canımın içisin, çok güzelsin. Allah sana sağlık, sıhhat, afiyet, bereketli uzun ömür versin, cennet nasip etsin. Cennette de seni bana dost, arkadaş olarak kaderimizi öyle tayin etsin Rabbimiz. Atatürk'le kimse uğraşamaz. Atatürk'le uğraşacak adamın alnını karıştırırım ben. Öyle bir konu olmaz. Bir düzenleme yapılmıştır. Atatürk nasıl unuttursunlar? Yani mümkün değil. Bütün gençlik bize silme Atatürkçüdür. Gelenekçi Ortodoks olanların bir kısmı bile Atatürk'e karşıydılar. Allah'a çok şükür onları da ikna ettik. Kitaplarımızda, eserlerimizde falan. Şu an Atatürk karşıtı provokasyon için hazırlanmış özel ajanların dışında bulamazsınız. Çok zor. Çok çok zor. Müfredattan da kaldıracak adamı da düşünemiyorum. Yani kimsesi onu bana bir söyleyin. Hangi derste, nerede kaldırılmış? Bana bir haber verin. Böyle bir şey olmaz. Atatürk nur gibi Kur'an Müslümanıdır. Kaliteli, klas bir Osmanlı delikanlısıdır. Osmanlı subayıdır. Kalitenin diğer adıdır. Yakışıklılığın, dürüstlüğün, efendiliğin kitabını yazmıştır. Dolayısıyla Atatürk'e uzanacak her dili kökünden sökeriz. Kanunla, hukukla. Kimse öyle bir densizlik yapamaz. Müfredatta da yer değiştirme olmuştur. Bir şey, bir ayar yapılmıştır. Öyle bir şey olmaz. Atatürk, Türk milleti için bir nimettir. Bir nevi Mehdi'dir Atatürk. Mehdi mukaddemesidir. Kur'an Müslümanlığıdır. Kur'an Müslümanlığını öğretti ümmete. Hurafat ve tahrifatı ortadan kaldırdı. Hatta Alevi kardeşlerimizin büyük bir kısmı Mehdi olarak bilirlerdi Atatürk'ü. O zaman Mehdi olduğu yayılmıştı. Efendim, nezaket, efendilik, kibarlık, temizlik, sanat, estetik, güzellik, hepsinin üstadıdır Atatürk.